Merhaba arkadaşlar. Bir güzel cuma gününden, mesai saatinin erken bittiği bu güzel bir cumadan sizlere selam olsun. Merhabalar. Biraz işim vardı, Frankfurt'a gittim. Hanımı doktora götürdüm, geldim. Şimdi akşam için yiyecek, yemek planlar yapıyorum. Bir Türk markete gideceğim, alışveriş yapacağım. Biraz meyve, biraz şarküteri ürünlerinden. Yakıtım bitiyor. Şu sesi yakıt için duyanlardan bizi ya Rabbi diyorum. Çünkü bu ses aynı zamanda arıza sesi. Bize daha olmadı ama eli kulağında olabilir. Çünkü bu bir BMW. Her ne kadar da iyi bakıldıysa biraz korkuyorum BMW'den. Mercedes'ten sonra birazcık tırsıyorum. Ama olsun. Keyfi yeter. Biraz ısınsın araba. Daha yeni çıktık yola. Başlayalım. Buralar var. Evet. Bugün neyden bahsedeceğim? Gökhan'ım araba için evrakları göndermiş. Her şeyden güzel haberlerim var. 3.99 faiz oranıyla kampanya varmış. Bu çok iyi bir haber. %7 faiz ile %3 faizin arasındaki farkı anlatmıştım. %10'a %40 gibi bir fark oluşturuyordu 5 yılda. Biri 7 yılda olmasına rağmen. O yüzden Gökhan'ın cebinden az para çıkacak, o belli. Evrakları gönderdim, haber bekliyorum dedi. Eğer arabayı alma günü belli olursa birlikte buluşuruz. Onları da böyle ölümsüzleştiririz. Onları da çekeriz. Sohbet ederiz Gökhan'la. Öte yandan bu sigorta kasko işleriyle alakalı biraz konuşayım. Aynı zamanda Can Burak, bizim Berlin'den arkadaşımız, o da yeni araba satın aldı. Evraklarının, işlemlerinin bitmesini bekliyor. 2 hafta süresi varmış. O da arabayı Audi A3 olarak aldı. Hibrit modeli. 204 beygir. Yılan gibi bir kasa. Yol tutuşunun çok iyi olduğunu söylüyor Yiğit. O da kullanmış. Onu da bekliyoruz. O da arabayı teslim alsın. Köln'e gelecek, Bonn'a gelecek. Sefa Beef Döner'e gideceğiz hep beraber. Orada bir döner yeriz. Bir buluşma yaparız. Yiğit de gelecek. Kısmet olursa bakalım. Öyle konuştuk ama şartlar nasıl, uygun olacak mı, olmayacak mı? Başka bu sigorta mevzusunu konuşayım. Geldiğim zaman arabalara DEVK diye biz hızlıca söylüyoruz da, DEVK de diyebilirsin. Oradan sigorta yaptırmıştım. Türkiye'den gelenlerin sigortalarının Türkiye'deki hazarsızlıklarını dahil etmesi için çok nadir sigorta firmaları dikkate alıyor. Bu Allianz yapabiliyor bunu. Biz bunu tam bilmiyorduk geldiğimiz zaman. O yüzden yeni gelen olursa, yeni araba alan olursa Allianz'a bir baksın. Hazarsızlık indirimini Allianz işleyebiliyormuş. Ben öyle duydum. Bizim firmada ise, DFOK'da ise şey yaptılar. Ev için bir sigorta ekleyelim, işte cam için bir sigorta ekleyelim. Yolda yürürken yanlışlıkla birine zarar verirsen, işte çarparsan, edersen, havlih ferzikerim deniyor ona, onu ekleyelim dediler. Senin şeyini artıralım, hasarsızlık seviyeni, SF klase deniyor ona, Schaden Frei Zeit klase midir artık nedir, öyle bir şey. Frei Zeit olmayabilir de Schaden Frei Los mu artık, yani hasar yapmadığın zamanı gösteren bir işaret. Onu bir tık yukarıdan başlatabiliriz demişlerdi. Açıkçası 3 yıldır beni öpmüşler. Bunu söyleyebilirim. Keşke hani o sigorta firmasından sigorta yapmadan evvel böyle bir arkadaş grubum olsaydı o zaman. Bunları zamanında öğrenseydim dedim. Şimdi reklam meklam değil arkadaşlar. Zaten 400 tane kişi var kanalda. Sohbet ediyoruz birbirimize. Faydalı olur millete. Duyduğu bir şey kulağına gider de fayda sağlar diye konuşuyoruz. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Hook 24 diye bir sigorta firması var. Online çalışılıyor. Karşıda bir telefon muhatabı yok. Ofisleri yok. Maliyeti minimum. Bu firmadan da benim Şafak sayesinde haberim oldu. Şafak da Hamburg'daki arkadaş. Yavaş yavaş karakterlerin kilitlerini böyle açıyoruz. Dalga geçerdim Şafak'la. Hani her yere Hook Coburg yazıyorsun. Hook Coburg. İşte sigorta yapılacağı zaman insanlar soruyor. İşte nereden sigorta yapalım falan. Şafak hemen atlıyor. Hook Coburg'dan yaptırın. Şöyle olur, böyle olur. Gel gelelim. Hakikaten çocuk haklı.
Hook 24, Hukkaburg'un ofisi olmayanı, direkt internetten olanı daha da uygun oluyor böylelikle. Ben sigortayı oradan yaptırdım. Şimdi söylüyorum ne kadar maliyet oldu. Şu an 7.60'dayım. Belli oluyordur. Bu arabanın kaskosu tile kasko ve full kasko olarak alternatifli olarak yapılabilir veya haflik verzihonu yapabilirsin. Fiyat farkı çok fazla. Madem o konuya girdik hemen ince bir parantez arası yapayım. Haflik verzihonu yaparsan sadece senin karşı tarafa verdiğin zararı trafik esnasında, trafikte yaptığın bir kazada karşılar. Kendi arabana ellemez. Eğer araba olmadan herhangi bir karşıda trafikte bir araba olmadan gider duvara vurursan, ağaca vurursan, sürtersen karşılamaz. Bunun maliyeti en düşük oluyor haliyle. Tail kasko, sen karşı tarafa verdiğin zararı sigortan karşılarken, karşı taraf diyorum bakın, karşıda bir taraf varken, kaza esnasında karşıda çarptığın biri varsa, sana gelen zararı karşılar tail kasko. Sana gelen zararı karşılar. Vurdun adama tampondan arkadan vurdun hatalısın. Senin ön tarafın gitti. Airbag açıldı. Şu oldu bu oldu. Tail kasko sana araban perte çıktıysa pert arabanın o günkü değerini verir. Veya masrafları neyse değerini verir. Sen istersen yaptırırsın. O değerinin karşılığında işte diyelim Mercedes'in veya BMW'nin servisine istersen yaptırırsın. İstersen parasını alırsın. Kendi servisine yaptırırsın. Öyle alternatifler oluyor. Full kasko da anlaşılacağı üzere full İngilizcesi her şeyi geçiyor. Yani sen eğer gidersen arabaya çarparsan aynı senaryoda senin arabandaki zararı karşıladığı gibi sen araba yokken bir yere sürttün, otoparktan çıkarken sürttün karşılıyor. Veya sana geldiler sürttüler, haberin yok, bilgin yok, bir kontak yok, karşıda bir muhatap yok. Vandalizm diye geçiyor bu. İngilizcesi aynı. Böyle bir durum olduğunda yine karşılar. Şeyde de bu iki tane şey çok önemli arkadaşlar. Kendi başına gittin, kaza yaptın, karşılar. Vandalizmi karşılar. Başka bu ikisi var. Şimdi bir örnek vereyim. Muhabbeti açıyor. Grupta konuşulanlar aklıma geliyor konuştukça. Hasan'ım var benim bir de. Memmingen'de. Münih'e yakın. Onun başına geldi. Arabayla giderken Temmuz ayında iş arabasıymış hatta. Giderken arabayla aquaplaning dediğimiz su birikintisinde arabanın bir anda kontrolünün kaybedilmesi suretiyle ağaca çarpmış. Dönmüş araba. Ağaca çarpmış. Şimdi bu durumda tabii Hasan'a çok geçmiş olsun. Allah korusun canını. Kimseye bir şey olmamış fiziksel olarak. Ama araba bayağı bir hasar görmüş. BMW 3 serisiydi. 3 serisiymiş arabası. Şimdi bu durumda şöyle. Biz tabii üzüldük böyle bir şey yaşadığı için. Ama işin bir de şimdi teknik kısmı var. Sigorta açısından bu durum nasıl oluyor? Hasan'ın arabasında, Hasan'ın şahs arabası olsaydı bu. Şimdi böyle düşünelim. Bu arabada haflik verzihörüngü olsaydı, arabada bu arada 17 bin euro değer şey kaybı olmuş, hasar kaydı olmuş, 17 bin euro. Arkadan çarptığı için, airbagler atsaydı pert olurdu zaten. Haflik verzihörüngü olsaydı, bu 17 bin euroluk hasar hiçbir şekilde karşılanmayacaktı. Arabayı yaptırmak zorunda kaldığı için Hasan'a bu masraf dahil olacaktı. Duhul dahil. Tail kasko olsaydı, sizce olur mu? Düşünün bir. Hayır, yine olmaz. Çünkü bir muhatap yok. Sen gittin, kaydın, çarptın arabaya. Tail kasko bunu karşılamıyor. Dolayısıyla yine 17 bin euroluk masraf, senin arabanı tekrar eski haline getirmeye için gereken masraf sana geçiyor. Sana giriyor yani. Bu kaba tabir ama gerçekten büyük bir miktar. Full kasko olsaydı, işte full kasko olsaydı hiçbir şey yapmana gerek yok. Dert etmene gerek yok. Bütün masrafları kasko firman karşılar. Böylelikle arabanın derdi sadece seni arabamdan oldum. İşte kaç gün, şu kadar gün, bu kadar gün. İşte para şu gün mü yatacak, bugün mü yatacak. Bir tek derdin bu olur. Full kasko yaptırmamıştım ben bugüne kadar. İki arabada da birinde haflik vardı. Eski Mercedes'te.
Yeni Mercedes'te tail kasko vardı ama şimdi ikisini de full kaskoya geçirdim. Ve Hook 24 sayesinde neredeyse tail kasko fiyatına full kasko yaptırdım. Bundan bahsetmek istedim. Eğer videoyu izleyen Almanya'da yaşayanlar da %40'mış benim videoları takip etmeye başlayanlardır. Gören olursa şu anda sene sonu, Kasım bitmeden 31 Kasım'da değişiklik için son gün. Hemen kaskonuzu Hook 24'e geçirebilirsiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çok kar edersiniz. Hiç gerek yok diğer kasko firmalarıyla uğraşmaya. Bir avantajı da, bir dezavantajı var Hook 24'ün. Onu söylemeden geçemeyeceğim, şimdi geldi aklıma. Türkiye'ye seyahat edenler için Hook 24 İstanbul Boğaz Köprüsü'nden öte yanlı, yani Asya'ya geçtiğin yerden itibaren kapsam dahiline almıyormuş. Kapsam dahiline almadığı zaman ne oluyor? Orada kaza yaparsan bütün sorumluluk sende oluyor. Ama ben o riski alıyorum. İşimiz genelde İstanbul'da oluyor çünkü. Veya işte Avrupa yakasında oluyor. Ama eğer öbür taraflara gider de orada bir kaza yaparsan bayağı bir yine canın sıkılır. Onu söylemem lazım. Diğer DOFK'da böyle bir şey yoktu. Durum bundan ibaret. Şimdi ben markete geldim. Konuşacaklarımı konuştum. 12 dakika olmuş zaten. Uzatmaya gerek yok. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi nar bakıyorum da. Yani aksiyon diyor, indirim. 10 euro diyor. 9 tanesi. Tanesi 1 euroya geliyor hemen hemen. Lidl'da bunlar daha uygun. Fakat tatlı değil. O yüzden Türk Market'e meyvesini daha çok tutuyorum. Bunu alacağım. Az evvel baktığım nar. Burada aynısı var. Şunlardan. Kilosu Türkiye'den gelme. Kilosu 3 euro. Benim tahminim bunlardan 3 tanesi, 4 tanesi 1 kilo gelir. Bir tanesinin kilosuna bakalım. 4 ile şeyle çarparız. Kaç gramsa. Şimdi kasayı incelemeye gidiyoruz. Bakalım nasıl bir iş yaptık. Bu fazla mı? 9 tane var abi içinde. 9 tane var. Öbürkilerde 6 tane vardı. 5 tane ne vardı? 1, 2, 3, 4, 5 tane vardı ama onlar iriydi. Bunlar 3 kilodan fazla mı o zaman? Biraz bakayım. Biraz... Analiz yapıyoruz. Hayal edin. Felazik akış var buradan ya. Bu ne dediğim gibi ya. Tamam. 3 kilo. 3 kilo gelir. Bir dakika baba. Kolayı var bu işin ya. Kolayı varsa tamam. Sen beni bekle buradan. Bekliyorum. Ya da geliyorum, merak ettim. Ben de koyacaksın içine. Almış bu içine. Tamam, ben koydum. Bak elimdeki işe yaradı. Aynen. Interfood'dayız. Ben burayı çok severim. Bizim şeydeki kasadan bakacağız. Bu da şeyle mi? Kiloyla mı tartıyorsun? Hayır, yok. Abi bir şey anlatsana. Paket olur, paket. Ben de alamadım. 2.90 oluyor. Öyle mi? Evet. 2.90 oluyor. 2.90. Kilo mu? Paket. Paket. Bakalım bu kaç kilo gelecek? Kaç kilo geldi abla? 4 kilo. 500 gram şeye verebiliriz değil mi kasaya? 500 gram kasasıdır. 500 gram kasası bunlardan çıkarıyor. Tamam abi, çok sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Hizmette sınırınız yok. Harikasın. Ne demek? Kendine iyi bak. Sen de sanki Tekirdağlılık, Çerkezköylülükler, Karadeniz mi? Tutturamadık, Karadeniz abimiz. Evet abi. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Kasa aldığımızdan kar ediyoruz böylelikle. Bu biraz bu ekşim sen, ha, onu da söyleyeyim sana. Tamam. Biliyoruz değil mi? Tatlıları bir tarafta. Tamam abi, çok sağ olasın. Sağ ol. Bu Türkiye'den gelenler ekşi arkadaşlar, biliyorum ben. İspanya'dan gelenler daha tatlı. Ben İspanya'dan gelenlere bayılırım. Bir kasa İspanya'dan gelenlerden alacağım. Bir kasa Türkiye'den gelenlerden alacağım. Bakayım. İspanya'dan gelenlerin kasası burada mı? Burada yok gibi. Şuraya bakalım. Ha, yok, burada da yok. Bu seferlik tek Türkiye'den gelenlerden alalım o zaman. Hem çürümeden tüketelim.
Arkadaşlar bu hurmalar mükemmel görünüyor ya. 5 euro 49, 5.50 ama kilosu çok güzel görünüyor. Benim kızım bunu çok sever. Bundan yumuşacık var ya, of nasıl lezzetli olur. Bundan ben getireyim arabayı da. İki tane alalım ondan. Şu İspanya'dan gelenler bunlar. Ben bunlardan geçen bir kasa aldım. O kadar lezzetli ki. O ekşilik hiç yok. Tatlı bir aroması var. Bir yiyen bir daha yiyor, bir daha yiyor. Aşırı lezzetli. Hurmalardan alalım şimdi. Tane alalım şurada. Burada fiyatlar böyle. Şimdi bu kaki var. Bu ayrı bir model. Bir de şunlar var. İkisi de farklı bir cins. Bu İspanya'dan gelmiş. Şununkini bilmiyorum ama esas olay bu yani. Esas güzel olanı bu. Üzümlerimiz İspanya'dan gelmiş. Üzüm almayacağım. Şimdilik böyle. Devam ederiz. Kuru yemişlere geldim. Kuru yemişlerde bir tane göstereceğim size, Antep fıstığı. Bulabilirsem. Heh şu. Abi şu Antep fıstığı var ya. Süt markette bulursunuz. Aşırı lezzetli. İşte kilosu 10 euro. Şey, yarım kilosu 10 euro. Tek handikapı bu. Yani bir kilosu 20 euro. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Ona bakarız. 600 liraya geliyor bir kilosu. Yani çok pahalı. Bunu almıyoruz. Bu ay zarara gireceğiz yoksa. Arada bir alınabilir. Ama işte Türkiye'ye gidenler gelirken kuru yemişlerden, Antep fıstıklarından mutlaka getirmeli abi. O Antep fıstığının tadı çok güzel. Bir de bir şey daha göstereceğim. Yine Türkiye'den gelirken getirmek lazım diye. Bulabilir miyim acaba? Bulabilir miyim? Bugün kalmamış burada. Fisco Birlik. Şurada gösteriyor bak. Bir saniye. Fisco Birlik fındık ezmesi. Mükemmel bir tadı var bunun işte. Süper bir şey. Alternatif olarak bir başka marka daha var yanımda. Ahinur diye. Ben bir tane bundan alayım denemek için. Ama bunlar gerçekten süper. O şeyi göstermeyi unuttum. Bu Fisco Birlik burada 6 euro. 6 euro. Yani 180 lira gibi. Türkiye'de ne kadar bakarız. Sonra onları da gösteririm. Yani çok fark ediyor. Bunlar bir şey olmayacak ürünler. 10 tane, 15 tane koy arabana gel. Antep fıstığı 10 kilo al gel. Yani vakumlattıktan sonra bozulmaz da, bayatlamaz da gayet gider. Bayağı bir gider. Türk markete geldiğim zaman evde eğer yoğurt yoksa ve yoğurt ayran ihtiyacı oluştuysa tek alınabilecek yoğurt bence bu. Yayda Anadolu köyü yoğurdu. Gerçekten o ekşiliği başka yoğurtlarda bulamıyorsun. En güzeli bu. Berat abimiz bize incik çıkaracak. Kuzu incik severiz. Burada da küşleme var bakın arkadaşlar. Berlin'de yemiştik arkadaşlar da küşleme. Çok da lezzetli bir et. İki tane parça çıkart. O kadar boyunda. Bir kuzu da. Bir boyunda. Şimdi memlekette de fiyatlar çok yaklaştı ama kuzu butun kilosu 14 euro. Kuzu kaburganın 3 kilosu 9 euro oluyor. 3 kilo alırsan. Yani 10 eurodan 9 euro düşüyor. Bu ikisini göstereyim. Bir de pirzola orada da 19.99. 20 euro kilosu. Kemikli olarak. Burada kuyruk yağı da var. Çok güzel her şey. Ben burayı çok severim. Et ürünleri taze olur. Bir de şurada karşıda göreceğin çiğ köfteleri var. Çıkarken ondan da alacağız. Durum böyle. Çiğ köfteleri de aldık. Bunların fiyatlarını tam hatırlamıyorum kaç paraydı ama. Lezzeti çok güzel. Başka yerlerde yakınlarda böyle lezzetli çiğ köfte yapan yer yok. Buranın çiğ köftesi çok güzel. Bir de buranın en güzel, hoşuma giden özelliği kredi kartı kabul ediyor olması. Bluetooth kartla alışveriş yapabiliyorum burada. Böylelikle harcarken
%3 geri kazanıyorum. Bu avantajı var. Durum böyle. Çiğ köfte biraz pahalı arkadaşlar. 10 euro tanesi. Bir ayda için yeterli ama. Dışarıda oturup yemekten uyguna geliyor. O yüzden ben bu şekilde almayı tercih ediyorum. Dışarıda oturup yediğim zaman daha pahalıya geliyor. Şarküteri dışında ve çiğ köfte dışında iki tane aldım ben. 32 euro tuttu aldıklarım. Meyveler, o fındık, fındık ezmesi vesaire. Gördünüz zaten. Şarküteri 3 kilo civarında tuttu. Bayağı bir gider biz o. Orası 42 euro tuttu. Onun dışında toplam 100 euro falan tutmuş oldu yani. Ama bir haftalık alışveriş gibi düşünün bunu. Ses kısalım. Videomuz açılmaz sonra. Bir haftalık et ve meyve alışverişi gibi. İçine yağ yok, deterjan yok tabi. Evde yediğin zaman Almanya, evde yapıp versen gayet uygun bir yer. Market alışverişleri evde yapıp yemeye göre, yaşantıya göre çok uygun. Ama dışarıda yersen, alışkansan dışarıda yemeye, restorandan çıkmayı sevmiyorsan, pratik olsun istiyorsan, bekarsan, üşeniyorsan evde yapmaya, eşinle beraber paylaşıyorsun, yapıyorsun. Bugün yemeği mesela ben yapacağım. Bunlar iyi oluyor. Yeter ki dışarıda çok yemeyin. Almanya ucuz. Bir de sigara pahalı Almanya'da. Onu ben içmiyorum ama arkadaşlarımdan görüyorum. Sigara çok pahalı. O bayağı bir bütçe deliyor. Arkadaşlarım tütün içiyorlar. Pahalı olduğundan dolayı. Yani çok kötü. Sigara içmeyin. Zaten iyi değil. Benim devamlı içmeyecek yoktur da pahalı yani işte. Burada o hesabı yaparken bütçenizi delen bir kalem oluyor. Bu şey oldu. Alışveriş vlogu gibi oldu. Benim kanalın artısı ya da faydası mı diyeyim, diğer kanallardan işte Almanya'yı tanıtan şuna, benimki organik arkadaşlar. Yani ne görüyorsam, ne hissediyorsam onu söylüyorum. İşte şunun fiyatı bu, bunun fiyatı bu diye değil. Karşılaştırmalı, aklımdan geçen o anki duygularımla, Türkiye'deki karşısı işte ne var. Biz sonuçta Türkiye'de yaşadık. Dolayısıyla o karşılaştırmayı ben yapabiliyorum. Böyle bir artısı oluyor. Organik yani bizim kanal. Şey değil öyle. İşte Almanya mükemmel, gelin işte... Burada 250 euroya araba alıyorsun, taksitle şu bu değil arkadaşlar. Organik bir havası var. Onu da kaybetmemeye çalışıyoruz. Keyif alanlara ne mutlu. Dün arkadaşlarım beni uyardı. Can Burak'tı zannediyorum beni uyardı. Ya sen hiç kanalda yorum yapın, beğeni yapın, abone olun demiyorsun dedi. Alışamıyorum arkadaşlar. Daha başlardayız. Sohbet muhabbet havasına geçiyor ama. Diğer arkadaşlarınızın da, diğer güzel insanların da bu videolara ulaşmasını istiyorsanız, öne çıkmasını istiyorsanız, ben bir Ali Can sevgisi ile başlattım bu yolda. Belki bu şekilde büyüyebiliriz. Rica ediyorum sizden, beğenin. Beğendiyseniz, yorumlar yazarsanız öne çıkıyormuş. Bir de abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bana bir faydası yok şimdilik. Sadece daha çok kişiye ulaşmak benim için bir motivasyon kaynağı. Çok büyük geriler yok arkadaşlar. 10.000 abonesi olan bir arkadaşım var. Geçen gösterdi. 12 euro aylık geliri varmış bu işten. Yani benim tamamen bir hobi bu. Yeter ki daha çok insana ulaşsın. Daha çok etkileşim yapalım. Sohbet edelim. Yorumlarda buluşalım. Amacım bu. Bugünlük böyle olsun. Bugünlük bu kadar olsun. Gün daha bitmedi ama şimdilik kafamda bitirdim ben videolar açısından. Herkese selam ederim. Almanya, Grosskerau, Mörfelden, Waldorf'tan herkese selamlar. Selametle kalın.